Yo, herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Tekrardan tanıtayım, Kudret ben. Bugün Outdoor Tutkusu'nun ilk bölümünü çekiyoruz. Çok güzel, keyifli, yağmurlu ve bereketli bir hava var. Dışarıda çekmemizin sebebi Outdoor Tutkusu'nda aslında bütün outdoor sporu yapan insanlarla röportajlar ve deneyimler yapacağız. Onun için size böyle güzel bir açılış yapmak istedim. Bugün keyifli bir karavan yolculuğu yapacağız. Hem yolculukta da size bazı şeyler anlatacağım. Bu Outdoor Tutkusu'yla alakalı neler olacağına, hem de bir trekking yolumuz olacak, bir de deniz kenarında güzel bir sohbetimiz olacak. Şimdi isterseniz yavaştan gidelim, yolculuğumuza başlayalım. Arkadaşlar, karavan yolculuğumuza başladık. Bu arada nasıl görünüyorum bilmiyorum ama hayatımda ilk defa karavan kullanıyorum. Size birazdan bu karavanın içinde anlatacağım. Çok güzel, çok keyifli bir karavan yolculuğumuz oluyor. Şimdi önce Kilyos tarafına doğru gidiyoruz. Orada bir trekking rotamız var, güzel. Hem ormanda şöyle bir yürüyüş, hem de size birazcık neler yaşanacak onları anlatacağım. Daha sonra bir deniz kenarına gideceğiz Kilyos'ta. Kısırkaya plajının olduğu yere. Orada da güzel bir böyle bir mola vereceğiz. Sonra dönüş yolculuğumuz olacak. Arkadan diyorlar ki 40 yıllık karavancı gibi kullanıyorsun. Ama birazcık da bir zorlanıyorum. Alıştığım için hep otomatik vites araba kullanmaya bu normal vites mi zor oluyor. Neyse, bakalım yolculuğumuz güzelce geçsin. Trekking yerimizde görüşürüz. Karavanın içinde tanıtacağım size bu arada. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir doğaya geldik. Outdoor Tutkusu devam ediyor. Şimdi Gümüşdere köyündeyiz. Bu Kilyos'un arka taraflarında. Birazdan sahile değineceğiz. Şimdi şurada bir Kuzey Marmara Otoyolu'nun viyadüğü geçiyor. Buradan arkaya doğru şöyle geçip bir güzel bir trekking yapacağız. Tabii benim üstümü değiştirmem lazım. Önce bir üstümü değiştireyim. Sonra güzel bir yürüyüşle birlikte bazı şeyler anlatacağım size. Koşu kıyafetlerimi giyip geliyorum. Geldim. Hazırım arkadaşlar. Ya şimdi mesela geliyorsun doğada yürüyüş yapmaya. Şimdi birazcık böyle trekkingden başladım. Daha sonra koşularlarla zaten haftaya. Bu arada Çeşme'ye gideceğim. Çeşme'de de bir 10 kilometre yarışı koşacağım. Oraya da çekeceğim sizin için. Sonra da bir tahtalı tırmanışı yapacağım. Tahtalı Dağı. Oraya da gösteririm. Neyse, böyle yürüyüşle başladık. Böyle toprağa bastığında, o toprağın yumuşaklığını hissettiğinde ve sana geri kazandırdığı duygu aslında inanılmaz bir şekilde güzel. Yani ayakkabın olsa bile ayağında o yumuşaklığı hissediyorsun ve böyle ruhunu ferahlatıyor, seni dinginleştiriyor. İnanılmaz keyifli hale getiriyor. O yüzden ben doğada olmayı ve doğada hareket etmeyi çok seviyorum. Umarım bunları izledikten sonra sizin de böyle istekleriniz canlanır ve doğaya çıkarsınız. Bu arada epeydir antrenman yapmıyorum bu iş süreçlerinden vesairelerden dolayı. O yüzden birazcık böyle antrenmanlara yeni başladım. Şimdilerde işte hem koşulara hem de kuvvet antrenmanlarına. Böyle ondan dolayı birazcık nefes nefese kalıyorum. Eski vlogları izleyenler bilir, ben 100 kilometre koşmuştum Erdek'te Kizikos Ultra yarışında. Ondan sonra zaten şu işte geçtiğimiz Aralık'tan itibaren muhtemelen antrenmanları bayağı kestim. Şimdi tekrar başladım. Birazcık böyle yağlanmışız. Ama hepsini birlikte kiloları geri vereceğiz ve güzel antrenmanlar yapacağız. Yani aslında Outdoor Tutkusu'nda her şeyi bulacaksınız. Kudret Altak kanalının devamı gibi olacak. Ama tamamen Outdoor'a özel programlar olacak. Böyle sezon sezon yapacağız bunu. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Hadi devam edelim. Bir de arkadaşlar, doğanın zorlu koşullarıyla başa çıkmak gerçekten doğada gerçekleşiyor. Yani insanlara ben şimdi birazcık tabi buradan söyleniyormuş gibi olmayayım ama şimdi bakıyorsun mesela AVM'lerde oturacak yer yok ama geliyorsun orman bomboş.
Yani Belgrad Ormanı bile, en çok bilinen İstanbul'da Belgrad Ormanı bile yeri geliyor boş oluyor. Ama gidiyorsun çocuklar AVM'de, o oyun parklarında ve salıncaklarda oynuyor. Yani benim size naçizane tavsiyem, çocuklarınızı şimdiden alın, böyle doğaya çıkartın. Şöyle eşsiz güzelliğin tadına varsınlar. Evet, şimdi arkadaşlar antrenmanı yavaştan bitiriyorum. Bayağı bir 40-50 dakikalık bir trekking yürüyüşü yaptık. Çok güzel, çok keyifliydi. Şimdi şurada bir antrenmanı tamamlayayım. Ondan sonra güzel bir deniz kenarına gideceğiz. Doğru giderken o Gümüşdere köyünün içinde çok güzel bir köy kahvesi var. Biz oraya koşarken keşfetmiştik. Önünde de çok güzel bir çeşme var. Tabi oralarda çok çekmedik insanlar rahatsız olmasınlar diye. Ama kahvedeki amcalar bayağı meyilliymiş. Biz de röportaj yapsaydınız keşke dediler. Neyse, bir dahakine artık. Orada bir çay molası verdik. Zaten o görüntüyü göreceksiniz. Şimdi bu Kısırkaya plajının olduğu yere gidiyoruz. Biraz da oradan size görüntüler göstereceğiz. Bu arada son günlerde şöyle, şunu hiç beğenmezdim. Pembiş, bunu Beyza'nınkine aldık. Beyza bu arada benim eşim. Zaten bilenler bilir, eski izleyenler. Yeni gelenler de Instagram'a takip ederse bizi görürler. Ben normalde su içemiyorum. Yani böyle su içiyorum ama bir saatten sonra böyle 1,5-2 litreyi geçemiyorum. Bunun içine bu limon ve maydanozu koyduğum zaman inanılmaz bir şekilde su içirtiyor. Yani bunu elmayla da yapabilirsin, portakalla da, başka bir şeyle de. Yani suyun biraz böyle tadını güzelleştirdiği için hem de aynı zamanda detoks suyu gibi güzel oluyor. Çok keyifli, onu da size bir anlatayım dedim. Şimdi biraz sonra deniz kenarında karavanımızı çekeceğiz. Tentemizi orunda açacağız. Ondan sonra biraz böyle karavan turu ve sahil turuyla devam ediyoruz. Sormayanlara ben onu seviyorum, çok seviyorum. Seviyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle bir Kilyos'a geldik. Burası Kısırkaya. Tabii şu an mevsim birazcık kış olduğu için havada kimseler yok ama yine de bayağı insan gelmiş. Biraz şöyle tentemizi açıp bir keyif yapalım ya, karavan keyfimizi. Birazdan size karavanımızın içini de göstereceğim. Şöyle gel Osman, şu kenteyi açalım. Tentemiz tamam. Şuradan bir sandalyemizi alalım şimdi. Sandalyemiz de çok güzel ya. Çekil. Bakın burada köpek maması var. Yere atmışlar. Yavrucaklar yesinler diye. Arkadaşlar doğanın huzuru ciddi anlamda çok güzel. Yalnız şurada bir ateş yakmışlar. O benim duymadım, bana geliyor ama olsun, yine de şu deniz manzarası ve karşı sanırım Rusya var. Karadeniz kıyısında şu an deniz çok dalgalı. Neyse, bugün bize Miraç abi karavanını verdi. Onunla birlikte geldik buraya. Şöyle bir size karavanı göstereyim isterseniz. İçerisi çok güzel. Yani tam bir doğa yaşamı aslında, sürdürülebilir bir yaşam. Karavanın üstünde güneş enerji panelleri var. Bu şekilde bütün enerjisini güneşten üretiyor. Hiçbir şekilde dışarıdan enerjiye ihtiyaç duymuyor. Çok güzel bir mutfak var burada. Şurası tuvaletimiz var. Şöyle bir buzdolabı, içeride şu masa yatınca yatak oluyor. Bir de yukarıda böyle yatağımız var. Yani böyle çok güzel bir aileyle yaşayabileceğiniz, keyifli vakit geçirebileceğiniz bir karavan. Tam da aslında bizim bu outdoor olayları için mükemmel bir deneyim. Yani
doğada olmak ve doğayı yaşıyor olmak bu karavan hayatıyla çok mümkün. Şimdi birazdan şöyle deniz kenarına gideceğiz. O Karadeniz kıyısını da görelim. Outdoor tutkusu size özgürlük ve bağımsızlık ruhu, doğayla iç içe bir yaşam tarzı sunar arkadaşlar. Doğada olmak istiyorsanız outdoor tutkusunu takipte kalın lütfen. Bu arada şu an Kilyos sahildeyiz. Gördüğünüz gibi her taraf leş gibi. Burada hayvanların ayak izleri var ama inanılmaz bir çöp yığını var. Lütfen bu tip yerlere geldiğinizde yanınızda çöplerinizi geri getirin. Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak dersin ya, gerçekten o çok doğru bir terim. Biz çünkü doğayı inanılmaz bir şekilde seviyoruz ve korumaya çalışıyoruz. Buna siz de bir destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi günü kapatacağız böyle yavaş yavaş. Artık kapanış vakti. Doğaya adım attın, outdoor tutkusunu keşfedin ve hayatınızı değiştirin. Görüşürüz.